Evet sevgili izleyenlerimiz, dünyayı saran korona virüsünden vatandaşlarımız kendilerini nasıl koruyorlar? Virüsten daha nasıl korunabiliriz yani? Elimizi cebimize koyuyoruz, öyle evden çıkıp öyle eve giriyoruz. İşimiz olduğunca çabuk bitirmeye çalışıyoruz işimizi, hemen evimize dönmek için. Ki şu an eğer işimiz olmasaydı kesinlikle evden çıkmazdık zaten. Dün benim bir kız çocuğum dünyaya geldi burada. Evet. Bütün kontrollerini burada sağlamaya çalıştık. Niye burayı tercih ettiğimizin de sorusuna gelirsek eğer. Hemşirelerinden tut başhekimlerine kadar, ne bileyim doktorlarına kadar hepsi güler yüzlü, böyle ilgili, ne bileyim çok iyi davranıyorlar. Elinden geldiğince bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve bütün sağlık kontrollerimizi burada yapıyoruz. Gerçekten çok temiz, çok has. Bebeğinizdeki kız mı Kız, oldu? evet, iki Kız tane oldu kızım oldu. Birisi maşallah. 2,5 yaşında, dün biri dünyaya geldi burada. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Bizi burada hani Nasıl elin. memnun kaldınız mı? Bebekleri dünyaya geldi mesela. Fiziki ortamdan memnun kaldınız mı? Zaten Temizlik, dezenfekte, hijyen. memnun olmasaydım ilk çocuğumun da doğumunu da burada gerçekleştirdik. İkinci çocuğumuz da doğumunu burada gerçekleştirdik. Dün akşam dünyaya geldi. Şey, sabah saatinde dünyaya geldi. Memnun kalmasaydık burayı tercih etmezdik yani. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki büyük bir memnuniyetle tavsiye ederim hatta. Peki efendim. Geçmiş Sağ olsun. olun. Hayırlı uğurlu Sağ olsun olun. dediğiniz Ve için. hijyen konusunda gerçekten çok titizlikle davranıyorlar. Çok ne bileyim içeri girdiğimizde kesinlikle elimizi dezenfekte yapmadan bizi içeri koymazlar. Maskesiz içeri koymuyorlar bizi. Önce ateşimizi ölçüyorlar. Varsa eğer bir altın 37,3'ün üzerindeyse kesinlikle bizi içeri sokmuyorlar. Öncelikle bizim testlerimizi uygulamamızı istiyorlar. Yani o derecede böyle titiz bir hastane. Evet, tabii ki şu süreçte de hastanede üzerine düşen görevi yapıyor mu diyorsunuz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yapmasaydı zaten tercih etmeyip buraya gelmezdik yani. Evet, Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Bu hafta hamilelikte, işte koronavirüsünde hamilelerimiz nasıl etkilendi? Ve anne adaylarımız, annelerimiz bu süreci nasıl geçiriyorlar? Ve tabii şu anda canlı bir örneğiyle birlikteyiz. Ben öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum Teşekkür bebeğimiz. ederim, teşekkür ederim. Çok kısa siz tanıyabilir miyiz? Müjde Yoldaş ismim. Bu süreci nasıl geçirdim? Ben çalışıyordum normalde. Mağaza kapandı ve ben de eve kapandım. Hiç çıkmadım. Ama kontrollere gelmek zorundaydım. Doğmada çok kısa bir süre kaldı. Yani korunduğumu düşünüyorum yeteri kadar ama... Evet tabii koronavirüs dünyayı artık bir tedirginlik aldı. Dünya salgını ve Türkiye geneline baktığımız zaman da evet biz de dikkat ediyoruz. Peki siz nasıl dikkat ediyorsunuz? Normal insan evet dikkat ediyor ama sizin iki defa dikkat etmeniz Evet, gerekiyor. aynen Neler öyle. yapıyorsunuz? Neler Dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Eşim çalışıyor. Eve geldiği zaman hani hiç bize dokunmadan işte ellerini yıkıyor. Duş alıyor, öyle geliyor yanımıza. Sosyal mesafe koruduğumuzu düşünüyorum. Böyle bu şekilde. Nedenlerinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Çünkü Dışarıdan beslenmeniz de çok önemli. evet, ya dışarıdan aldığım her şeyi mutlaka yıkıyorum. Hani ister paketli olsun, meyve veya sebze yıkamaya çalışıyorum. Şöyle bir bayan gözüyle baktığınız zaman temizliğinden memnun kaldığınız mı? Ben aslında Nurcan'ın için geldim açıkçası. Çok araştırdım. Onu tercih ettiğim için geldim açıkçası ama bir oğlum daha var. Onun sünnetini burada gerçekleştirmiştik. Memnun kalmıştım. Yine inşallah doğumdan da memnun kalırım. Öyle Peki düşünüyorum. efendim. Geçmiş olsun Teşekkürler. diyoruz. Şimdiden Teşekkür. hayırlı uğurlu Teşekkür olsun. ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, koronavirüs. Tabii artık gündemimiz yatıyoruz, kalkıyoruz, sohbetlerimiz, konuşmalarımız hep koronavirüs. Peki vatandaşımız bilinçlendi mi koronavirüsle ilgili? Sizler kendinizi nasıl koruyorsunuz? Efendim öncelikle bizim koruma yöntemimiz devamlı dezenfektasyon ve cebimizde devamlı kolonya ile geziyoruz. Eldivenlerimiz var. Şu an hastanedeyiz diye girişte elimize bir losyon sıktılar. Ondan dolayı şu an eldivenlerimizi çıkarttık ama devamlı yine kolonyamız mevcut yanımızda bu şekilde. Böyle bu şekilde maskemiz yanımızda. Dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeye çok fazla dikkat ediyoruz. Hanımım da hamile. Ondan dolayı da fazlasıyla dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu Tabii siz şekilde. de iki defa dikkat edeceksiniz. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem bebek için. Evet, evham yapıyor işte bu bende biraz da zaten. Evhamlı bir baba olarak hanımıma da çok dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, tabii. Peki eşinizin
Süreci nasıl geçiyor, hamilelik süreci? Elhamdülillah çok iyi. Beslenme konusunda dikkat ettiğimiz hususlar sebebiyle iyi. Güneş çıktığı zaman evimizde de olsa evimizde kalarak, mesafeyi koyarak dışarıya kendimizi güneşe tutmaya çalışıyoruz. Evet. Vitaminler konusuna dikkat ediyoruz. Bazı destek hapları, doğal yöntemli, onları kullanıyoruz gibi. Yani. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Şu anda Avrasya Hastanesi'ndesiniz. Eşinizi getirdiğinizi söyledi. Şu anda eşiniz de muayenede. Evet, şimdi şöyle, biz birkaç hastaneye gitmedik değil, evet gittik. Sonunda karar kıldık ki Avrasya Hastanesi'nde Nurcan Hanım var. Ben isim de vermekten çekinmem. Kendisi samimi bir insan olduğu devamlı yorumlarda da görüyoruz. Bizim bir Mahmut abimiz var, Ayşe Tanrıkulu, Mahmut Tanrıkulu, ona da selam olsun. Onlar buraya tavsiye ettiler, ondan buraya geldik. Ya biliyoruz ki Avrasya Hastanesi dikkat ediyor. Biz de dikkat edilen yerde dikkat ederek gidiyoruz. Yani memnun kaldınız şu andaki süreç. İnşallah, inşallah memnunuz.